Herkese merhabalar. Ayaküstü Lezzetler'e hoş geldiniz. Eskişehir Lezzet Rehberi ile karşınızdayız. Düğün yemekleri çok lezzetli, özel oluyor bence. Yok mu ya yakında evlenecek? Oğuz Bey size çeyrek altın alır. Ya bu acayip bir şey. Mutluluk be. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ayaküstü Lezzetler ailesi olarak hayırlı Ramazanlar dileriz. Oğuz'um hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Biz Eskişehir'deyiz. Uzun zamandır planlarımızdaydı ve sabahın erken saatlerinde atladık. Emrah'a da kaptık. Eskişehir'e geldik. Hava biraz değil, bayağı soğuk. Yani tam bir böyle içine işleyen, insanın içine işleyen bir soğuk var. Evet. İç Anadolu. Evet. Sabah erken saatlerinde de soğuk oluyor. Ama çok güzel bir listemiz var. Evet. Bu arada hatırlatma yapalım bence biz. Şu an Şubat ayındayız. Videoyu, daha doğrusu Ramazan ayında yenilenecek olan tüm videoları Ramazan'ın hemen öncesinde çekiyoruz. Bu ay izleyeceğiniz tüm videolar stoktan geliyor yani sizlere. Hiç merak etmeyin. Güzel video olacak. Eskişehir'i soğuğuyla önce karşıladık. Daha doğrusu Eskişehir bizi karşıladı ama içimizi ısıtacak lezzetleri var. Birazdan. Yani maksimum 5 dakika, 10 dakika sonra. Zaten biz bugün odun pazarında olacağız. Aracımızı park ettik. Yani bizim yapacağımız programı sizler de araçsız bir şekilde her yere yürüyerek yapabilirsiniz. Hatta yüksek hızlı trenle gelebilirler araçları yoksa. Evet. Gelip günübirlik akşama da dönebilirler. Ama bilet bulursanız. Tertemiz. Evet. Ha, bulunmuyor mu bilet? Birazcık şey önden almak lazım biletleri. Ha, okey. Ama alınca sorun yok. Yayını izlediğinizde size sadece bilet alması kalıyor. Evet. Çünkü bütün program bizde olmuş oluyor. Eskişehir'in yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünlerinin hemen hemen birçoğu, şimdi hepsine zaten yer vermemiz mümkün değil ama birçoğu bu rehberde olacak. Bence lafı uzatmayalım. Uzatalım. Uzatalım, ne evet, diyeceğiz? Eskişehir'le ilgili birkaç şey söyleyelim tabii ki. Odun pazarı, çiğ börek, evet. Balaban köfte. O kadar mı? Met helva. Devrim arabası. Ve simidi de çok güzel. Bir de bence bu bölgede çok fazla müze var. Evet. Çok fazla gezilecek konak var. Yani 100'den fazla dediler. Evet. Az önce sordum birine. İnanılmaz bir şey. Yani geldiğiniz zaman sadece lezzet turu değil, aynı zamanda kültür turu da yapabilirsiniz. Alışveriş yapacak çok fazla şey var. Bir sürü ürün satıyorlar. Lületaşı özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çok fazla burada lületaşını işleyen usta var. Hı hı. Zanaatkarlar onları işliyor ve gerçekten bu bölgeye değer katıyor. Geldiğinizde hani evinize götürebileceğiniz ya da eşinize, dostunuza hediye alabileceğiniz Eskişehir'i hatırlatan güzel bir hediye diyebiliriz. Hem o hem de lezzet olarak da alabileceğiniz bir sürü şey var. Bu videoda onları da göreceksiniz, merak etmeyin. Vallahi ben dönerken helva alacağım. Ben de kurabiye alacağım, bozu alacağım. Evet. Baba bunların hepsi yolda bitecek, merak etmeyin. Bunların hiçbiri İstanbul'u görmez. Böyle Bursa, İnegöl, hop beyler bitti mi kaldı mı falan diye geçiyorsun yani. İnegöl'de bir tur daha atarız. Peki. Hazırız. Güzel video başlıyor. Biz videoyu başlatırken sizler bir beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Aşağıda abone ol butonu sizleri bekliyor. Eğer televizyondan izliyorsanız bir cep telefonundan girip 2 dakika vakit harcayarak bizlere destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bir de tabii ki belirtmemiz gerekiyor. Artık süper teşekkürü açtık. Evet. Bizim bu seyahatlerimizde çok fazla seyahat etmeye başlıyoruz artık şehir dışı, yurt dışı. Eğer ki bu videolardan memnunsanız süper teşekkürle bizlere destek olursanız da çok güzel olur. O zaman Eskişehir Lezzet Rehberi başlıyor. İlk durağımız olan Kırım Tatar Kültür Çiğ Börek Evi'ne geldik. Burası 15 yıllık bir işletme. Biz daha öncesinde farklı bir yerdeydi. Oğuz'la beraber oraya gitmiştik. Ama o zamanlar video çekmiyorduk.
ayaküstü lezzetler yoktu ortada. Şimdi bugün sizler için yeni yerlerine gelmiş olduk. Kahvaltıyı burada yapacağız. Heyecanlıyım. Evet. Çünkü biz yani girişten anlattık. Çok erken saatlerde İstanbul'dan çıktık ve yolda hiçbir şey yemedik. Ve yani bilmiyorum. İkişer, üçer, dörder, beşer. Zaten burada porsiyon porsiyon geliyor. Şimdi içeride zaten detayları anlatırız. Heyecanlıyım ben ya. Burada... Uzun zaman oldu bir de Eskişehir'e gelmeyeli ve çiğ börek yemeyeli. Evet. Ha, çiğ böreği biz Yalova'da yedik. Evet. Çok güzeldi. Ama şimdi yani Eskişehir eşittir çiğ börek ya. Ya çok heyecanlıyım gerçekten. Çiğ börekte bir de şöyle bir şey var. Normalde artık İstanbul'da, Ankara'da veya başka yerlerde çiğ börek yediğin zaman adet fiyatı evet. üzerinden hesaplayıp birer adet sipariş veriliyor. Ama burada öyle değil. Burada gerçekten yani merkezi olduğu için porsiyonda böyle fazla fazla geliyor. Çiğ böreğe doyuyorsun. O yüzden mutluyuz ama bugün doymamamız lazım. Kendimizi tutmamız lazım. O kadar fazla hamur işi var ki yani Eskişehir hamur işi şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bunu dedi ya. Evet. 3,5 dakika önce simit kemiriyordu. Odunpazarı girişinde bir tarihi fırın var. Yüce Işık. Orada bir Eskişehir simidi gördük. Çünkü coğrafi işaretle diğer simitlerden farkı işte İstanbul, Ankara, İzmit ya da İşte Karadeniz bölgesindeki simitlerden farkı pekmezi, incir pekmezi. Evet. Yani genelde üzüm pekmezi kullanıyorlar. Doğru. Ama bu bölgede incir pekmezi sulandırılıyor ve odun ateşi taş fırında pişiyor. Biz böyle yani abi fırından çekti. Herhalde bir 15 saniye sonrasında ısırdık. Zaten böyle olduk ona. Of çok güzelmiş, çok sıcakmış, çok güzelmiş bu falan olduk böyle yani. Dumanlar da çıkıyordu. Dumanlar çıkıyordu. Bir hani Eskişehir'e bir geldiğimizde o an hissettik. Evet. Şimdi de konu geldi çiğ böreğe. Zaten yani çiğ böreğin tarihini anlatmaya gerek yok. Evet. Bunu zamanında Kırım'dan göç edenler bir kültür, bir yemek olarak bize getirdiler, emanet ettiler. İşte şimdi de işte burada Leyla abla var. Leyla evet. ablanın babası zamanında ganimeti getirmiş diyelim, hazineye getirmiş. Leyla abla sahip çıkıyor. Mutfakta Serpil abla var. İlk açıldığından beri burada. Güzel bir giriş oldu. Ablalar da çok tatlılar. Uzun yıllardır mutfaktalar. Şimdi sen dedin ya yeni yerlerine taşındılar diye. Evet. Yani şimdi bir de hani burası böyle çok popüler, çok meşhur olunca bir de burası Eskişehirlilerin de geldiği bir adres. Doğru. Bir külliye var. Kurşunlu Külliyesi. Kurşunlu Külliyesi'nin hemen yanında kalıyor. Benzer isimlerde de etrafta birçok yer açılmış. Hani aklınızda bulunsun. Bu arada eminim ki şunu da diyeceksiniz. Abi niye o çiğ börekçiye gitmediniz? Niye buraya gitmediniz? Bu zaten yani hani her Eskişehirlilerin bir çiğ börekçisi var. Tabii ki. Biz Eskişehirli değiliz ama biz buraya geldiğimizde çok beğendik. Dedik ki Onur'la ilk videomuzda burası olsun. Farklı tavsiyeleriniz varsa da yorum olarak aşağıya yazın. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yani burada 100'den fazla herhalde çiğ börekçi var. O yüzden mutlaka. Hani hepsine bir bölüm yapsak olmaz. Belki 15-20 bölüm yaparız yani. O yüzden hani tavsiyelerinizi bekliyoruz. Özellikle diğerlerinden ayrışan ne gibi farklılıkları varsa onları da yazarsanız seviniriz. Çünkü buranın da bir farklılığı var hazırlık aşamasında. Onu içeride anlatırız. Evet. Siz bir mutfağa alalım. Elim acıdı be şuna. Sizi mutfağa alalım. Çiğ böreklerimiz pişsin. Tamam. Çayımızı söyleyelim. Masada kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Sıcak bir çayla başlayalım. Çok hem güzel. Sıcak hem güzel bir çayla başladık. Önümüzde de güzel çiğ böreklerimiz var. Size güzel görüntüler aktardık. Zaten pişmesi 10 saniye falan o kadar bile sürmüyor. Bence hemen yiyelim abi. Kan şekeri düştüğü zaman geldiğinde 10 saniyede önüne yemek geliyor. Muhteşem bir şey bence. Ay, olur. Oradan açığını verdi. Bunun yeme stili belli. Katlayacaksın. Hmm. Şuraya doğru biriktireceksin bütün suyunu. Mutluluk bu ya. Sorpasını kaybetmeyelim. Bu sefer damlatmayacağım. Sorpasını emmek istiyorum bak o derece. Hamur yok oluyor bir kere. Yani damakta yok oluyor. Yani ben şu an ne yediğimi anlamadım. İkinci ısırığı ağzıma attıktan sonra iki kere çiğniyorum ve gidiyor. Bak bu kadar. Hı? Hı? Üç. Gitti.
Gitti. Bu kadar. O kadar yumuşak ki. Abi bak o kadar ince ki elim aldığımda katlandığı yerde içinden suyu akıyor. O kadar ince yani. Bak elimizle yiyoruz ama hiç yağ yok. Dana döş kullanıyorlar ama yağsız kullanıyorlar. Yağlı olsa birazcık daha sulu olurdu bence. Hı-hı. Ve özel bir detay tabii ki buraya özel. Beyaz karabiber kullanıyorlar. Soğanı çok az geliyor böyle, çok hafif geliyor. Oğuz'un şu an önündeki iki tane turşumuzda yıllık olarak 6 ton yapıyorlarmış, kuruyorlarmış. Özellikle suyla değil, zeytinyağı ve sirkeyle kuruyorlar. Acı mıdır sence bu? Maraş biberiymiş. Yani deneyelim. Tatlıcıdır ya bu. Sen denedin. Oo çok güzel. Ha. O kadar ısırmasaydın biraz acı. Çok güzel dedin, ısırdın, ne yapayım? Yani acısı sonradan geldi. Bence okey. Sıkıntı yok. Alıştım be de ben, bilmiyorum abi. Programlarda acı eşiğim yükseldi. Hayır, acı sonradan geliyor çünkü. Yok bu hiç acı değil bence. Vallahi mı? Vallahi bence hiç acı değil. Ha okey, benimki biraz acı geldi. Ama tadı çok güzel. Biraz yağlı ve sirkeli, şimdi elim daha da yağlandı. Yok. Evet. Bu arada çiğ böreği konusuna geri dönecek olursak söylememiz gereken en önemli bir detay var. Çiğ böreğin piştiği kabın ismi çöven. Çövenin özelliği ise bakır ve toprak alaşımlı olması. Biz bunu nerede görmüştük? Bursa'da, Akay Çiğ Börek'te görmüştük. Hem yüksek ısıda ürünün daha iyi pişmesini sağlıyor. Bir de hani İstanbul'u görmediğimiz bir şey. Girişleri anlattığımız gibi Leyla ablanın babası Kırım'dan göç ettiğinde o zaman da bu şekilde yapıyorlarmış. Hala bu şekilde yapmaya devam ediyorlar. Onun altına özellikle çizelim. Büyük ihtimalle çoğunuzu duymamışsınızdır. Bizi izleyeceksiniz artık haberdar olmuşsunuzdur diyelim. Biz şimdi tabii bunu çayla beraber tüketiyoruz ama normal şartlarda öğle saatlerine geldiğiniz zaman ayran ve şirayla tüketiyorlar. İkisiyle birlikte gidiyormuş ama kahvaltıda biz çayı tercih ettik. Çünkü bu sıcak işte şıra ve ayran soğuk olduğu için güzel bir ikili oluyor. Ama yani diğer masalara da bakıyoruz. Sabah saatlerine geldikleri için çayla tercih ediyorlar. Ben bunu yiyeyim ya. Acıma. Yeri gelmişken söylediğin fiyatı 150 lira. Yani adet fiyatı 30 liraya geliyor. Ben bunu ağzıma atıyorum. Emrah da kahvaltısını yapsın. Ardından ikinci durağımıza devam edelim. Oh, yarısın. Lezzet turumuz devam ediyor. Sıradaki durağımız Ayten Usta. Ayten Usta'nın burada iki şubesi var. Ben daha öncesinde bu göl kenarında buradan daha büyük olan yerinde yemek yemiştim. Burası Odun Pazarı'nda. Yine videonun başında anlattığımız gibi yürüme mesafesinde tarihi bir konak. Yine Eskişehir'e ait yemekler var. Selçuklu dönemine ait yemekler var. Osmanlı saray mutfağından yemekler var. Anadolu'dan lezzetler var. Şimdi masamız biraz kalabalık. Onurcuğum istersen bamya çorbasıyla başlayalım. Tamam. Soğutmayalım. Daha sonrasında mezelerimizi ve ana yemeklerimizi anlatalım. Çünkü yemekleri görünce birazcık ipin ucunu kaçırdık. Ama tadarız, toparlarız diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Ben direkt bamya çorbası varsa limonsuz olmaz. Oo, yalnız içinde güzel et de var. Bamyalar küçük küçük. Oo, çok güzel geldi. Ekşi ekşi. Tokat bamyası kullanıyorlar bu arada, onu da söyleyelim. Küçücük her biri. Yani kaşıkta, hani Kayseriler der ya, 40 tane mantı var, bizde de 40 tane bamya var. Bu şimdi Konya'ya gittiğimizde önümüze çıkıyor. Ama hani bu coğrafyanın zaten Konya'da çok uzak sayılmaz. Ve burada da çok sevilir. Ve işte Ayten Usta da yıllardır yaparmış. Biz böyle bir hafif bir başlangıç olsun istedik. Çorbaları gönderelim. Tamam. Mezelere devam edelim. Tamam. Bu
mezeler dışarıda çok fazla alışık olmadığımız mezeler. O yüzden saymak gerekiyor. Kuru patlıcan dolması var. Karışık tabii ki. Denizli kale biberi var. Altında çok güzel bir yoğurt var. Nar ekşisi soslu yapmış oldukları humus var. Burada Eskişehir'in ışık nohutuyla yapılmış olan nohut piyazı var. Yozgat'a özgü bir meze. Pezzik cacığı diye geçiyor. Hı hı. Sen mezeleri saydın. Mezelerin tadına bakmadan önce ben de istersen ana yemeklerimizin neler olduğunu anlatayım. Ortamızda saray tandır var. Taş fırında pişirilmiş kuzu eti, altında keşkek, yanında da kuru meyve ve yemişlerle servis ediliyor. Burada da Çerkez mutfağından haluja var. İçi patatesli, üstünde de yoğurtlu, cevizli ve yağlı bir sosu var. Burada da Eskişehir'in olmazsa olmaz düğün yemeklerinden Eskişehir düğün pilavı var. Aynı nohut bunun içerisinde de var ve bu da Osmancık pirinciyle yapılıyor. Evet, nereden başlıyoruz? Bu arada şunları unuttuk. Bunlar bütün masalara ikram olarak veriliyor. Ekmek var, muhammara var. Burada da bir cacık var. Onur'da kendi yaptıkları ayran var. Bende de bir şerbet var. Bu şerbetin sunumu da buraya özgü. Bir araba geliyor. Farklı farklı şerbetler var. Benim içtiğim şerbetin ismi ise Odun Pazarı. Bu yöreyle özdeşleşmiş. Yeşil elma ve baharatlı bir şerbet. Farklı seçenekleri de var. Sen şerbet seversin tabii. Ben şerbet çok sevmem de sen ayran içince bana şerbet kaldı. Hani yöreye özgü, buraya özgü gösterelim istedik. Buraya özgü bir nohutla piyazı deniyorum. Sen oradan girdin, ben de buradan gireyim. Pezzikti değil mi bu? 2 Z ile. Bunun sanki yoğurunda kaymak da varmış gibi. Oo, bunu turşular çok güzel. Tatmayı unutma. Pezzik'te tahin de var. Biliyorsun ki Eskişehir'de tahin çok meşhur. Daha doğrusu tahin helvası meşhur ama susamı da taze taze çekiyorlar. O yüzden kokusu falan ekstra geliyor. Bir de pancarla güzel bir ikili olmuş. Hocam bunun yemek şekli bu tarzda. Özledik be Denizli'ye. Valla garson Şükrü'ye selamlarımız olsun. Çok özledik. Al. Sağ ol canım. Ama bu biraz daha şey. Hani top, bizim top. Orada yediğimiz daha kıtırdı sanki. Evet. Orada fark var. İki yoğurt da aynı. Yoğurt çok güzel. Ama daha sonuçta yediğimiz daha yağlı. O daha kıtır kıtırlı. Bu birazcık da belki bizim beklettiğimizden dolayı. Olabilir. Oradan bir dolma atabilecek miyim ya? Patlıcanı ver. Onun da altı yoğurtlu. Ben de biberi alayım o zaman. Olur. İstiyorsan benden yarım patlıcanı verebilirim sana bak. Ben mesela patlıcan dolmasını genellikle sumak ekşili seviyorum. Tabii ki kaburgayla beraber pişecek. Ben biber dolmasını özlemişim. Uzun zamandır da yemiyorduk ha. Bak dolmayı çok seviyorum. Biber dolması, patlıcan dolması, yeşil biber dolması. Peki yoğurtlu mu zeytinyağlı mı? Abi buzdolabından çıkarıp zeytinyağlı. Alttan, bak çatalı alttan batırıp kaldıracaksın o tombul şeyi, biberi. Ağzıma komple atarım onu. Yani hiç beklemem. Yoğurtsuz direkt. Özellikle sıcak yaz günlerinde. Abi kesinlikle bak pişirmem. Asla bir daha pişirmem. Annem pişirir mesela, dolaba koyardı çocukken. Ben çocukken okuldan gelip onu soğuk soğuk yerdim böyle. En güzel, en zevkli şeyimdi. Elle değil mi? Elle değil işte, çatalı alttan batırırdım. Elle yemek senin stilin. Bundan baktım tadına. Evet evet, bak şurayı ben aldım. Şimdi yorumunu merak ediyorum. Nar ekşili humus ama nar ekşisi çok güzel geliyor. Humus kıvamından biraz daha sert. Evet. Ama lezzetli ve bak şurada da güzel bir yağı var. Uzaktan baktığında helvaya benziyor. Değil mi? Evet, canımız artık tatlı çekti herhalde. Ha? Yavaş yavaş tatlı yükleniyor. Şimdi ben mezeleri beğendim. Mezeleri böyle masada bırakıyoruz. Çünkü yemeğin sonunda bize Emrah da dahil olacak. Şimdi sıcaklara geçelim. Gerçi onları biraz soğuttuk ama burada bir halucamız var. Evet. İçi patatesli. Hemen ona bir giriş yapalım. Yalnız porsiyon da maşallah var. Bu halucayı genellikle eskiden eve misafir geldiğinde yaparlarmış Eskişehirliler. Misafir için özel yapılan bir yemekmiş. Biz de misafiriz şu an Eskişehir için. O yüzden bize de yaptılar. Bunun şimdi içinde farkındaysan patates var ama patatesinde bir baharatı var. Buna da çıplıska diyorlar. Çerkezler böyle yapıp hazırlıyormuş. O çıplıska farklı farklı baharatların birleşiminden oluşuyor. Ama dikkat edersen ısırdıkça böyle
damaktaki tat değişiyor sürekli. Patatesin üzerindeki o baharatlar ortaya çıkıyor. Hem baharat hem de yağı çok böyle kıvamında. Yani şuraya bir şunu yapacağım. Yok daha ne? Evet, azıcık yapacağım. O yağın bir tadına bakmam lazım. Hamura hamur batıran adam Oğuz Yeni Hayat. Hamura batırmıyorum bak. Bak şimdi bak. Bak, yağına batırdım. Tavsiye edilir. Öyle mi? Evet. Tamam, ben şimdi ekmeğe ara verdim bir süre. Ekmeğe ara verdi, sabah 3 tane çiğ börek yedi ama ekmek yok. 2 tane yedim ben. 3'ünü sen yedin. Evet, 3'üncü ben yedim. Görüntüleri ya. Emrah tekrar veriyor. Simit de var. Simit de var. Aa, simit de yedik. Emrah, her şeyin detayını çekme. İstersen burada bir düğün pilavı var Onurcuğum. Bu da Eskişehir'in olmazsa olmazlarından, soğanlı. Üzerinde dana eti var. Biz çok istiyorduk bir düğüne denk gelelim, bir Anadolu'da. Şöyle keşkekler abi, Trakya'da dövülsün ya. Ya da Trakya'da. Güzel olur. Yok mu ya yakında evlenecek? Bak şimdi havalar güzelleşiyor, yaz geliyor. Siz yapmazsanız biz yapacağız arkadaşlar sonra. Ya Oğuz ya ben evleneceğiz artık birisiyle. Ya sırf düğün yemeği yapabilmek için evleneceğiz. Benim mesela Manisalı bir arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Onun düğününe gitmiştik. Bir tosun kestiler. Keşkek yaptılar ki birazdan yiyeceğiz o keşkekten de. O keşkeği tahta tokmakla dövdüler. İçine o tosunun etini de koydular. Yanına tosunun etini kavurma olarak da yaptılar. Bakır büyük tencerelerde, odun ateşinde. Yani o yüzden düğün yemekleri çok güzel, lezzetli, özel oluyor bence. Bir de gelenek, kültür devam ediyor. Hı hı. Onu gösterebilirsek videolarda çok mutlu oluruz. Yani çağırırsanız geliriz. Oğuz Bey size çeyrek altın alır. Çeyrek mi? Çeyrek olmaz. Gram mı? Yarımımız, tamımız, gönlümüzden baba. Ha öyle baba. Mi? Tamam. Tamam. Şimdi hem düğüne gideceğiz, hem video çekeceğiz, yemeklerini yiyeceğiz. Olmaz. Hem bizi izleyecekler. O zaman olmaz. Şöyle söyleyeyim, bu videoya en azından 1500 tane sana davet gelir. Öyle söyleyeyim. Tam altın getiriyorsan. Şu an vazgeçtim. Evet. Neyse ya, canın sağ olsun. Ama yani böyle 6 ay sonra ayrılırsanız vallahi üzülürüm. Yap böyle bir şey. Bak şimdi ya. Altın altın vermemek için ben bu arada düğün pilavını beğendim. Düğün pilavı çok güzel. Et, nohut, pilav. Yani bu üçü zaten bir araya geldiği zaman kötü olma olasılığı yok. Osmancık pirinci kullanıyorlar. Onu özellikle belirtebiliriz. İçinde bir de karamelize edilmiş soğan var. Bu bence buranın imza yemeklerinden bir tanesi. Şimdi ben buradaki etle buradaki pilavı karıştırdım. Şimdi bu keşkek bizim bildiğimiz keşkeklerden biraz farklı. Bu daha böyle beyaz. Yani salçası yok, yağı yok. Nasıl diyeyim? Daha düz, daha sade. İçinde et de yok bu arada keşkeğin. Evet. Çünkü hani keşkekte et, üstünde et biraz ağır gelir diye. Keşkek daha sade. İşte yanında kuru meyveleri var, yemişleri var. Lezzetlendirmişler. Bu da saray mutfağından. Hmm. Kuzu çok güzel pişmiş ya. Evet. Çok güzel pişmiş. Lime lime ayrılıyor. Evet. Hakikaten çok güzel. Bir de meyvelerle beraber et her zaman çok güzel oluyor. Bu tarzda bir yemek daha var burada. Zırva diye. Hı hı. Osmanlı saray mutfağından başka yemekler de var. Mutancana. Hani burada yok ama yani meyve ve etin bir arada olduğu, kullanıldığı birçok yemek var. Kültürümüzde olan yemekler. Çok fazla restoran bunu yaşatamıyor. Ayten Usta da bunu yaşatan işletmelerden biri. O yüzden bu yemeği söylemek istedik. Ve gerçekten çok lezzetli. Biz şimdi bütün yemeklerin tadına baktık. Ve genel olarak da çoğunu beğendim. Hatta yani burun kıvıracağım hiçbir şey yok. Her şey çok lezzetli. Göçmenlerin Eskişehir'in mutfağının, kültürünün gelişmesinde çok fazla rolü var. Burası da işte biraz böyle göçmen yemekleri, biraz Anadolu, biraz Selçuklu. Ortaya karışık bir mutfak ama lezzetli bir mutfak yapıyorlar. Ürünlerin neredeyse tamamını yöresinden alıyorlar. Yaklaşık 20-25 şehirden sürekli buraya kargo geliyor. Mutfakta, daha doğrusu tabakta kullandıkları ürünleri de burada da satıyorlar. Aynı zamanda burası bir şarküteri. Gelip ürününüzü alıp evinize gidebilirsiniz. Yani evde de yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz. Farklı farklı ürünleri var Türkiye'nin dört bir köşesinden. Mesela şimdi Ramazan ayındayız. Şerbet almak isterseniz burada kendi yapmış oldukları şerbetleri satıyorlar. Üste çok güzel bir tulum peyniri var. Bizim sevgili Murat'ın dükkanından ürünler var Güllüoğlu Elmacı Pazarı. Onun dışında birçok yerli ve butik üreticiden ürünleri var. Güzel bir dükkan, evet. Sevdiğimiz bir dükkan. Çok uzun zamandır müşterisi olduğumuz bir dükkan. Yine hazır yeri gelmişken Ayton Usta aslında
Hani yaklaşık böyle bir 20 sene öncesinde mesleğe başlıyor. İlk yol üstü lezzet durağı olarak başlıyor. Daha sonrasında işte az önce bahsettiğim Göl Kenarı'ndaki yere taşınıyor. Orası da herhalde bir 10-11 yıl oldu. Orası daha böyle büyük ve genelde Eskişehirliler hafta sonu kahvaltı için gidiyorlar oraya. Doğru. Burada da kahvaltı var ama oranın böyle bir parkın içerisinde yanında işte göl var. Daha böyle keyifli, daha böyle hani çevreyi gezdin ettin bir yer. Buranın da ruhu var. İşte eski bir konak, işte odun pazarının içindesin. Bu arada burada da kahvaltı var, aklınızda bulunsun. Hani geldiğinizde sabah saatlerine gelirsiniz, kahvaltıyı da değerlendirebilirsiniz. Yemekler de bu şekilde. Bence iyi ki buraya yer vermişiz. Günün ilerleyen dakikalarında biz balaban köfte yiyeceğiz. Buranın en çok satılan ürünlerinden bir tanesi de balaban köfte. Ama biz hani bütün Eskişehir lezzetlerini burada göstermek istemedik. Onun için ayrı bir yere gideceğiz. Buraya geldiğinizde o da listenizde, aklınızda bulunsun. Tatlı kısmını es geçelim burada. Burada yemeyelim, dışarıda yiyeceğimiz çok fazla alternatif var çünkü. Aynen öyle. Yani onları biraz ayaküstü atıştırırız. Şimdi buranın güzel bir tatlı reyonu var. Ama biz bu kadar yemenin üzerine artık biraz bir turlayalım. Tamam. Odun pazarında. Sonra böyle karşımıza güzel lezzetler çıkar. Onların tadına bakarız. Ama öncesinde fiyatları söyleyelim. Ardından yolumuza devam edelim. Anadolu'dan 5 başlangıç isimli 5 farklı meze toplam 340 TL. Saray tandır 380 TL. Eskişehir düğün pilavı 360 TL. Haluca 240 TL. Odun pazarı şerbeti 70 TL. Son olarak da ayranımız 60 TL. Odun pazarından çıktık, hamam yolu civarlarındayız. Yaklaşık 15-20 dakikalık yürüyüşün ardından yediklerimizin çok ufacık bir kısmını yaktık. Tabii. Yaktığımız kısımlara da şu an helva ekleyeceğiz. Eskişehirliler bilir, hatta İstanbul'dan ya da Eskişehir'e farklı şehirlerden gelenler de bilir ki Eskişehir'in met helvası çok meşhurdur. Ve arkamızda 5 kuşaktır helva yapan bir işletme var. Önümüzdeki sene 150. yıllarını kutlayacaklar. Ya bu matematiği nasıl yaptın hemen? Söylediler bana. Bu kadar hızlı olmamızı önden hazırlık yapmamıza bağlıyorum. Şaşırdım çünkü. Burası tanınmış helvacı ama buranın ismini veren müşterileri. Evet. Normalde buranın ismi arkada yazdığı üzere Sefilliler. 5 kuşaktır helva yapıyorlar. Yani çok fazla çeşit de yok. 3 çeşit var. Sade, kakaolu ve yaz helvası. Ben yaz helvasını çok severim. Ama bugün kışın şartlarına uygun şekilde sade olanı deneyelim. Yanına bir de met helvası. Met helvası deneyelim. Sen sade alırsın, ben met alırım. Hatırlarsın şimdi biz Ayvalık bölümü ya da Kuzey Ege gastronomi rehberi yaptığımızda Tıfıs Paşa vardı. Çok onları severiz. Çok severiz. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam 6 kuşak. Yani burası 5 kuşak. Vallahi maşallah. Yani sorduğumda Osmanlı'dan bu yana devam ediyoruz diyor. İnanılmaz bir hikaye. İnanılmaz gerçekten. Ya insanlar bu şekilde tanıdığı için de ismini tanınmış helvacı olarak. Evet. Koymuşlar. O da ilginç bir hikaye. Biz öğrendik, size aktaralım dedik. Şimdi hani burada torpilimiz yok. O yüzden hiçbir yer yok orada. Sıraya geçeceğiz. Bekleyeceğiz. Sonra alacağız ürünümüzü. Olması gerektiği gibi. Evet, zaten şimdi abiler de söyledi. Yok dedik abi, hani biz sıramıza geçelim. Neyse usulü. Kimsenin hakkını yemeyelim dedik. Bu arada burada her daim kuyruk var. Aklınızda bulunsun. O yüzden biraz bekleme, göz alın. Kakaolu helvanın kilosu 220. Sade olan ve yaz helvası 210 lira. Hı hı. Biz 100 gram sadenin alalım. Yeter. Net de 240 lira bu arada, onu da söyleyeyim kilosu. Aynen. Ama 250 gramlık minimum pakette yapıyorlar. O da tadımlık. Evet. Üçümüz 250 yeriz gramı ya. Yok ederiz. Biz. Yok ederiz. O zaman biz sıraya geçelim. Artık sırada biz hani takılırız. Vakti gelince de alırız ürünümüzü, tekrardan karşınızda oluruz. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kredi kartı geçmiyor, nakit oluyor. Bende 100 gramdan birazcık daha fazla sade var.
Yani 100 gram dedim ama birazcık fazla geldi. Onu alamıyorlar tabii ki o şekilde. 29 lira bu tuttu. 60 lira da bu tuttu. 250 gram metelva. Afiyet olsun oğlum. Başlıyorum. Başla. Bu yani ismi metelva ama Eskişehir'le daha çok böyle Eskişehir pişmanesi diye bahsediyor. Bildiğimiz İzmit'teki pişmane daha böyle dağılır. Bu böyle bakın biraz... Bu da dağılıyor. Yani biraz daha sert. Hani normal o pişmane gibi değil. Bu biraz daha sert. Ama... Şu mikrofon sütlaç gördü. Başka şeyler gördü. Helva mı gördü yine? Ağzı attığında damak da eriyor bu. Yani pişmane kıvamında pişmane biraz daha kalın. Evet. Ayçiçek yağlı yapılıyor. Yani lezzet de baymıyor. Hoşuma gitti. Bu arada sırada abilerle konuşuyorduk az önce. Şimdi kamera var, bir sıraya geçtik falan. Abiler yani Eskişehirli çoğu met helvasını anlata bitiremediler. Evet. Çoğunun favorisi met helvası ya da sade. Çoğu insanda içerisinde irmik ve ceviz olduğundan dolayı da yaz helvası seviyormuş. Bir sadeden bakayım be. Tabii ki. Yalnız elimi aldığım gibi dağılıyor bu ha. Gökova susamından yapılıyor tahini. Yani kendileri alıyorlar ve kendileri tahin yapıyorlar. Tahin de satılıyor bu arada. Onu da belirtmek lazım. Ben çok yağlı bulmadım mesela. Dışarıda birçok yerde yediğimiz helvalara göre daha az yağlı ve ben tahinin tadını daha fazla alıyordum onda. Bayağı beğendim be. Güzel. Çok güzel. Ve ağır da değil bak. Şeker bunda da baymıyor. Mette de baymıyor. Sadede de baymıyor. Ve en ufak bir darbede dağılıyor. Ağzıma attığım gibi zaten eridi gitti. Evet. Sırada beklerken bir abiyle sohbet ettik biraz. Dedi ki burası şekerini Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan alıyor. Cevizini de Bilecik'ten getiriyor. Nasıl biliyorsun abi dedim. Zamanla buradan 25 yıldır alışveriş yapıyorum. Zamanla gide gele soruyorum dedi. Öğreniyorum ve ben her zaman buradan alırım dedi. Yani bir sürü helvacı var. Hep buradan alırım. Siz de doğru yerdesiniz dedi. O mu bu mu? Bence bu. Ya bu da buraya özgü coğrafi işareti bir ürün. Bunu da size gösterelim dedik. Bunun da alıcısı var ama ben bunun ya hatta dönerken İstanbul'da alacağım bunlar. Çok beğendim. Ben merak ediyorum. Met ne demek? Yani met helvası, met helvası diyoruz da metettiler tarzında bir şey mi? Met helvası ismini o dönemde oynanan çok meşhur met değnek oyunundan almıştır. Bir sokak oyunuymuş bu. Allah Allah. Bu oyunda kısa ve uzun çubuklardan kısa olanın adı mettir. Ürün ona benzetilip, çubuk şeklinde, evet, kısa. Ürün ona benzetilip adına met helvası denmiştir. O dönemde toplu oyun, eğlence, sohbet gibi özel günlerde birlikte yapılıp ikram edilen bir helvaymış. Bu oyun da burada bitiyor. Bu oyun burada bitiyor. Düşkün bitecek birazdan. Ama hakikaten bu alıp İstanbul'a götürmelik. Şu helvayı çok beğendim ya. Yaz helvasının bir tadına mı baksak ya? Ne dersin? Sıra azaldı bence. Sıraya girelim. Yine yaz helvası alalım. Biz sıraya giriyoruz. Yaz helvası alıyoruz. Hemen geliyoruz. Emre nasıl gider? Oğuz onu almaya gittiğinde Emrah'ın ağzına bir tane verdik. Ağzı komple doldu. Konuşamıyordu şimdi. Beğendin mi met helvasını? İzmit pişmanesi mi? Eskişehir met helvası mı? Sana herhalde. Eskişehir'deyiz de böyle söylüyorsun değil mi? Şimdi geldi sıra yaz helvasına. Sıraya girdik. 21 lira ödedik ve yaz helvasını aldık. Ceviz, irmik ve tahin. Onur Bey buyurun. Teşekkür ederim. Sen çok seversin. Açılış yapıyorum. Evet. Hocam. Evet. Kalite, evet, tesadüf olmuyor. Bu kadar lezzetli, bu kadar güzel, rayiasını bu kadar iyi veren yaz helvası bulmak zor. Bak bunu nasıl yiyeceksin biliyor musun? Bak çok iyi. Bak bunu dolaptan çıkaracaksın. Ekmeği keseceksin. Oo. Ekmeğin içine alacaksın. Bundan dolduracaksın hocam. Fres. Çok güzelmiş ya. Acayip. Ben çok severim öyle yazın. Çok güzel değil mi? Seversin değil mi sen de? Çok güzel. Her zaman. Yaz helvası tostlu. Ben bu kadar güzelini yedim hatırlamıyorum. Bak değil mi? Adam bizle geze geze. Ankara'da yok da böyle şeyler. Ankara'da. Bitirelim. Biz yolumuza devam edelim.
Helvamızı yedik. Şimdi sizi Eskişehir'in en eski adreslerinden birine götürüyoruz. Sadece kurabiye yapıyor. Kurabiyeci Volkan. Zaten yani helvacıdan burası 100-150 metre. Köşeye döndüğünüz gibi böyle bir leblebi kokusu, un kokusu geliyor. Acayip şu anda yani. Yani şu anki ortamı hakikaten anlatamayız. Ben içeriği şu an hayal edemiyorum. Buranın iki tane çok özel ürünü var. Biz o ürünleri size anlatacağız. Ama içerideki tüm ürünler çok güzel. Muazzam. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Bunu izlerken sipariş verebiliyorsun evine. Evet. Sadece bunu değil, aynı zamanda deminki helvayı da verebiliyorsunuz. Evet. Öyle bir avantaj var. Evinize hemen geliyor. Çok sıkıntılı. Sen mi gidip alacaksın? İkimiz girelim. Tamam. Birkaç ürünün tadına bakalım. Tamam. Bir abilerle biraz muhabbet edelim. Tamam. Ardından alalım ürünleri, burada tadına bakalım. Hadi bakalım. Of, kokuya bak. Biz normalde içeriye girip dışarı çıkacaktık ama buradaki koku o kadar güzel ki abilerde dünya tatlısı, hem sizlere gösterelim, tanıtalım istedik hem de biz ekstra bir şeyler öğrenelim istedik. Abi şimdi burada neler var, bize bir anlatır mısın? Şimdi burada bir büyük kurabiyemiz var. Hı-hı. Beyaz çikolatalı. Bu da çiftte kalmış un kurabiyemiz. Süt kremalı bitter çikolatalı eklerimiz var. En meşhur ürünlerimizden bunlar. Şu altta... Bak isterseniz. Bunlar da Star cevizli çikolatalı bir ürünümüz. Abi siz burada herkesi tattırıyorsunuz herkese, değil mi? Herkese. Tadına bakıyorlar, beğeniyorlar ve alıyorlar. Leblebi kurabiyesinin içerisinde beyaz çikolata mı var abi? Evet, beyaz çikolata. Allah Allah. Tabii. Onu neden koyuyorsunuz? Tutsun diye. Evet. Başka türlü dağılıyor. Hı. Tabii. Daha zaten şu an... Dağılmasın diye. Daha yumuşak oluyor. Satışa gelmez. Ben normalde leblebi kurabiyesi hiç sevmem. Hatta Onur da dediğimde abi leblebi kurabiyesi dedim. Ben sevmem abi değil mi? Bu leblebi kurabiyesi değil. Tabii. Ya bu acayip bir şey. Evet, çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Siz bunu kaç senedir yapıyorsunuz? Biz bunu 10 senedir yapıyoruz. 10 senedir? Evet. Peki daha öncesinde? Daha önce yoktu öyle bir şey. Sonra biz bunu Çorumlulardan aldık formülünü ve burada Eskişehir'de yapmaya başladık. Çok güzel, ama siz pastacılıkla uğraşıyorsunuz. Evet. Kaç senedir? 54 senedir ben pastacıyım. Eskişehir'in evet. İlk pastanelerinden birini o zaman evet, siz açtınız. Evet tabii, yaş 79. 79 maşallah. Volkan kim abi? Benim oğlum. O zaman Volkan var, ikinci kuşak o. İkinci kuşak, evet. Üç var mı, altından gelen var mı? Aslında ben ikinci kuşakım. He. Benim babam da pastacı. Ha, öyle mi? Evet. Volkan üçüncü kuşak oluyor. Evet. Abi bunlar çok güzel, sürekli ağzımın içerisinde gezdiriyorum. Buyurun, buyurun. Çifte kavrulmuşum kurabiyesi. Çifte kavrulmuşum. Bu da çok güzel ya. Evet, abi bir evet. De porsiyon, yani tam lokmalık. Ağzı atma. Bu çifte kavrulmuş un kurabiyesi benim icadım. Öyle mi? Bu un kurabiyesi her yerde var ama... Bunu bu şekilde iki defa kavurup küçük küçük yapmak fikri benden çıktı. Abi bunun içerisindeki krema gibi değil. Süt kreması. Süt kreması. Evet. Yani pastacı kreması değil. Evet. Çok şaşırdın diye. Oğlum normalde pastacı kreması olur çünkü. O iş paylaşmış. Buyurun. Buyurun. Baksana tuzun o. Bir yemek var ya. Yaması çok güzel. Yılların tecrübesini konuşturuyorum ben. Bu diğerlerinden çok farklı. Abi siz ilk İstanbul'da değilsiniz. Ya, doğru. Vallahi ilk İstanbul'da değilsiniz. İstanbullular hep öyle diyor. Niye bizim oraya gelmiyorsunuz? Abi diye. Sakın gelmeyin. Her gün geleceğiz vallahi size. Sakın gelmeyin. Abi siz İstanbul'a gelirseniz biz bu programı yapmaya devam edemeyiz. Çünkü kilo alırız. Abi benim biraz içim kıyıldı. Tuzlu ne yiyebilirim? Çok güzel bir şey var. Yedir onu bana hemen. Bana baygınlık geldi. Heyvan şey, üstüne. Börek. Börek mi? Börek mi? Abi yok, ben şeyden alayım, simitten alayım. Tamam, simitten al ama şundan bir tadına bakın yani. Elimde bir kavurma börek var buranın, daha doğrusu abinin meşhur böreklerinden. İçinde ne var abi bunun? Kıymayla pirinç var. Kıymayla pirinç? Evet. Bu üstü milföy? Milföy değil. Bizim özel, kendimiz açıyoruz. Kendiniz açıyorsunuz. Evet. Düğün böreği. Aa bir dakika. Emrah bunun içini görmesi lazım. Abi bu bayağı kadın budu köftenin börek hali. Doğru diyorsunuz. Bu kırma özel bir şey. Börek. Biz Tatarlar bunu yaparız. Eskişehir'de bayağı meşhur oldu. Kavurma börek. Çok güzel. Gerçekten abi, güzel gözüküyor. Sana da tattıracağım şimdi. Bir şu çekimi bitirelim. Abi inanılmaz beğendim. Fiyatı nedir bunun? 32 lira tanesi. 32 lira. Abi eline koluna sağlık. Şimdi birçok ürün tattık.
O ürünlerin hepsinin kilo fiyatlarını ekrana getiriyoruz. Bu arada şehir dışına da kargo var. Canınız ne çektiyse kargoyla şehrinize sipariş verebilirsiniz. Evet. Bizim evdekiler merak etmesin, ben şimdi alıyorum paketi. Getiriyorum, merak etmeyin. Abi teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun. Şahane bir dükkan. Sizleri de çok sevdik. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Eskişehir için olmazsa olmaz lezzetlerden bir tanesi boza. Bizim İstanbul'da bildiğimiz ya da farklı şehirlerde içtiğimiz bozadan çok farklı. Bir kere kaşıkla servis ediliyor. Onur, bir kıvamını gösterir misin? Yani aslında pudingden elde edildi. Bayağı böyle puding kıvamında gerçekten. Katı kıvam. Evet. Onur tarçın döktü. Ben bir tarçınsız yiyeceğim. Sonra bir de tarçın ekleyeceğim. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi yine bizim bildiklerimizden bahsediyorum. Şimdi İstanbul'da genel itibariyle Vefa'yı biz biliriz. Yıllardan beri de gideriz, içeriz. Hatta oraya da çektik değil mi biz, yanlış hatırlamıyorsam? Tabii ki çektik. Takipçilerle. Aa, doğru. Aynen öyle. Şimdi normalde bu buğdayın fermentasyondan yapılır. Ama buradaki mısırın fermente edilmesiyle yapılıyor. Zaten boza fermente edildiği için. Sağlıklı bir ürün. Sağlıklı bakteriler içerisinde. Bağırsak sağlığı için. Bula bula bula. Bir sürü faydası var aslında. Ama mısırın yanı sıra buranın da bir meşhur suyu var. Kalabak suyu var. Yine Eskişehir'le özdeşleşmiş ve hani Eskişehirlilerin çok sevdiği bir su. Marketlerde de satılıyor ayrıca. Marketlerde de satılıyor. Biz de bugün bir yerde içtik. Nerede içtik hatırlamıyorum. Ayten Usta'da içtik. Aynen. Ayten Usta'da içtik. Güzel bir su, lezzetli bir su. Ne güzel tamamlıyorum ben şimdi. Evet ya. Varsa başka eksikler. Ben bir cümle kuruyorum. Onur noktayı koyuyor. Neyse, biraz da ben yiyeyim de sen anlat. Onur zaten kaşık kaşık götürdün. Bence tarçınlı daha güzel. Ver biraz da tarçın. Tadı, bak, hafif bir tatlılık var. Bir böyle hafif tatlı ekşi geliyor. Hani. Ama bu, bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da bizim içtiklerimiz kadar ekşi değil. Yani. Evet. Mısır'dan olduğu için tadı daha bence oturaklı, daha hoşumuza gidecek tarzda. Hı-hı. Sonuçta bir fermentasyon var. İstanbul'da yediklerimizde, birazcık içtiklerimizde, birazcık daha böyle o buruk tat var. Doğru. Bunda o yok. Yok, aynı fikirdeyim. O yüzden ben daha çok sevdim. Ya bunda bir hafif bir tatlımsı bir tat geliyor böyle arkadan. Mısır. Büyük ihtimalle. Bir de bunun kıvamı çok güzel olduğu için aynen dediğin gibi yani bayağı böyle puding. Hatta sütlacın üstünü alırsın, altı kalır ya böyle. O. Evet. Tam öyle bir kıvamı var. İlk işe 1925'te başlıyorlar ama helvayla başlıyorlar. Yaklaşık da 60-65 yıl önce de bozaya dönüyorlar. Kışları boza, yazları da dondurma ve şerbet satıyorlar. Ben daha öncesinde merkezdeki adreslerine gitmiştim. Eskişehir'de bir 4 tane, yanlış hatırlamıyorsam, noktaları var. Merkezde yapılıyor. Sonra şubeleri dağılıyor. Şubede şeker eklendikten sonra servis ediliyor. Abiye sebebini sorduk. Dedi ki şeker bozanın içerisine girerse olmaz dedi. O da bir ustalık diye olmaz, tahmin ediyor. Neden olmaz? Çünkü mayalamaya devam eder. Aynen öyle. Çünkü bu yaşayan bir maya olduğu için, yani aktif olarak az önce bahsettik, işte sağlıklı bakteriler var, probiyotikler var. Bu da şekere gelmiyor. Biraz sıcak mı oldu içerisi? Evet, sıcak evet, oldu. Biraz içerisi sıcak oldu. Biz... Abi yemesi çok güzel ya, bayağı puding gibi yiyorsun. Bu arada fiyatı 20 lira. Böyle cam bardakta servis ediyorlar. Kilo fiyatı da 80 lira. İstanbul'a kargo yok. Eğer buradan götürmek isterseniz de bunu bir soğuk zincirde götürmemiz gerekiyor. Çünkü boza sıcağı pek sevmiyor. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Üstüne döktün mü? Tarçın dökmüşüm. Bir şey olmaz. Tarçından bir şey olmaz. Biz bunu, Onur bitirdi. Ben de bitiriyorum. Emrah'a da bir boza söylüyorum. Ve biz nereye gidiyoruz? Son köfteye duramda. Gidiyoruz. Tabii. Balaban köfte yiyeceğiz.
Son durağımız olan Fahrettin Usta'ya geldik. Ütülü balaban köfte yiyeceğiz. İlginç bir deneyim olacak. Evet. İlginç bir deneyim olacak. Ben normalde ütülü olarak bir kokoreç yemiştim. O da böyle Denizli tarafındaydı. Sen daha önce buraya gelmedin mi? Ben buraya gelmedim. Başka balabancılara gittim ama yani buradaki Fahrettin Usta'da ilk defa yiyeceğim. Ha, okey, tamam. Sen yedin mi? Ben yedim. Öyle ben mi? Fahrettin Usta'yı severim. Zaten Eskişehir'de... Ben sevmiyor muyum? Sen sevseydin, öyle mi söylüyorsun ki? Sevseydin gelirdin diyormuşum. Yani en son ne zaman geldin Eskişehir'e? Geçen sene geldim. Geçen sene yemedim. Ondan önceki dört... Demek ki sevmiyormuşsun geçen sene geldiğinde. Ama geçen sene çok az geldim ya. Konuşmaya gelmiştim. Yedim döndüm yani. Peki. Neyse, Fahrettin Usta balabanı, balaban yapan ustalardan bir tanesidir. İçeriye giriyorum. Sizlerle ustayı bir tanıştırıyorum. Biraz muhabbet ediyoruz. Ürünü kapıyorum ve geliyorum. Haydi Emrah. Fahrettin Usta nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir 4-5 senedir görüşmüyorduk. Görüştüğüne şükür. Vallahi, hoş geldin, sefa geldim. Hoş bulduk abi. Seni çok iyi gördüm. Ben de seni iyi gördüm. Nasıl keyifler? Keyifler yerinde. Seninki nasıl? İyi abi, güzel. Eskişehir'de çok güzel gezdik, tozduk. Ha. Günün son durağında da sana geldik. İyi yapmışsın. Şimdi bilmeyenler için balaban köfte nedir? Bir onu bize özetler misin? Ya benim balaban köfte istediğim işte. Yani biz 50 sene önce bir logo astık buraya. Aha. Tatarların büyük anlamına geliyor bu. Çok evet. Şen anlamına gelir. Balaban git, balaban gel, balaban şu, balaban derken bizim işte oldu, büyük kebap büyüdü. Yani aslında ilk o ismi bulan sen misin? Benim tabii. Balaban ilk şeyde Eskişehir'e atan benim yani. Bundan 50 sene önce? 50 sene tabii. Ey maşallah. Ondan sonra baktım, gelen balabancı oldu, gelen bize balabancı oldu. Şu an Eskişehir'de çok fazla var çünkü. Olur. İşte konuşmak istemiyorum. Abi konuşabilirsin. Kamera burada bak. Ayıp olur ya. Bu arada ben, abi. Ben de sinirlendim. Ha, sinirlendin. Sinirlendim. Ya gelen balabancı olmadı. Ben dedi kendi ismimi koyayım. Sefaret Usta. Üçlü balaban kebap yaptım bu sefer de. Balabanın ona kimisi almıştı yani, patentini falan almıştı. Evet. Biz de o zaman düşünemedik patent patent. Aklıma gelmiyor ki. Önce... Gelmiyor ki böyle bir şeyler yani. İnsanların ne olacağını bilemez. Doğru. Dedik ya, dedik bari bunu yapalım, bunu patentini alalım dedik. Gene aldın mı Fahrettin Usta'yı? Aldım, aldım. Eğer almasaydın ben alacaktım. Neyse, patentini aldık. Bunun İyi abi, hayırlı üçlü olsun. Üçlü balaban kebap diye patentimiz var. Fahrettin Usta üçlü balaban kebap dedi mi beni bulurlar yani. Peki abi, köftenin özelliği nedir? Köftenin özelliği kaburga var. İçinde biraz ekmek var, tuz var. Hafif baharatlar var, işte başka bir şey yok. Peki ütü... Ne görevi görüyor abi? Oo, orası çok. Ona para vereceğim bana şimdi. Abi hallederiz çekimden sonra ya. Sen şimdi bize güzel güzel anlat. Ütünün parasını vermen lazım. Alırız abi. Bir de bu ütüler çok eski. Bulamayız da bunları. Ben anlamam o zaman. O zaman bu iş olmaz. Ya şimdi bu ütü evdeydi. Aha. Hacı teyzeye dedim ki şu ütüyü bana ver dedim. Ne yapacaksın ya dedi. Dedim koyacağım dedim, mızgaranın üstüne dedim, ettiri pişireceğim dedim. Ya dedi böyle bir şey olur mu ya? Olur dedim ya. Bu ütü benden önce meşhur oldu ya. Sen peki bunu bir yerde görmüş müydün abi? Hayır, hiç kafamdan buldum hep. Bu da mı 50 sene önce? Evet, bu 40 senelik. 40 senelik. Baktım, gördüm, aldım, geldim. Ya buraya ekmek koydum yanında, tahta koydum yani. Şişler var değil mi? Şişlerin üstüne böyle kalkıyor. Baskı yapsın diye, ağırlık yapsın diye. Ütüne koydum. Birkaç tane arkadaş başladılar. Ya bu ne falan. Ütü oğlum. Ne yapacaksın? Yemek, buna köfteleri pişiriyorum. Ya oğlum olmaz mı olur? Demiyorum tamam. O gündür bugünü Fahrettin amcaya gideceksen ütülü. Bu ütüyü göreceksin diyor. Ütüyü görmezsen Fahrettin Usta orada yok. Niyedir dükkanı diyorlar. Vay be. Benim dükkanımdan var. Benden başka kimsenin ütü yok. Eskişehir'de. Bu ütü güzel hikaye abi. Ya bu Tatar kafası. Tatar kafası. Abi yaş kaç bu arada? Şimdi yaş benim 75 oldu. 75 oldu. He. Ustalık 50 sene mi? 63'ten oldu. 60'tan bu tarafa. Ey maşallah. Ey maşallah. Sen öğlen açıyorsun, 5 gibi kapatıyorsun değil mi? Ustam ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi senden ricam, seni ütünün başına alalım, ocağın başına alalım. Tamam. Ben de Onur'a böyle bir porsiyon balaban köfte hazırlarsan tamam. Biz de yiyelim ve videoyu da kapatalım. Tamam, olur. Eyvallah, tamam. Teşekkürler. Onurcuğum başla bakalım. Giriş yapıyorum o zaman. Tabii. Altındaki
Ekmeği çok güzel. Ya ekmek, et suyu. Et suyu ve domates suyu. Güzel geldi. Köftesi gerçekten güzel pişmiş. Bir bütün olarak ekmek çok güzel, et suyu yemiş. Tereyağını çok güzel yemiş. Yoğurt da güzel ıslanmış. Köfte de üzerine koyuyorsun. Bir de domates sos. Mama oldu. Tam mama oldu. Şimdi çoğunuz ya Bursa'daki pideli köfteye benziyor diyebilirsiniz. Benziyor. Benziyor. Hatta birebir neredeyse aynısı. Ufak farkları var. Burada et suyu var. Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam et suyu yoktu. Bir de buradaki ekmek böyle biraz daha pofuduk. Daha böyle yani Bursa'daki biraz daha gevrek. Bu daha böyle Ramazan pidesi kıvamında bir tırnak pidesi. O yüzden suyu ve sosu çok daha iyi emiyor. Bak ben konuşurken adam sanat yaptı. Bence Bursa'dakinden bir farkı daha var. Nedir? Köftesi daha lezzetli bence. Bir köfteye bir sağ diyeyim bakayım be. Köftesi daha lezzetli. Döş var çünkü bunda. Köfte çok güzel pişmiş. Köfte lezzetli. Hı. Ve katkı maddesi yok. Herhangi bir şey yok. Bağlaması neredeyse yapılmamış. Yani içinde çok fazla bir şey yok. Et bayağı alıyorsun. Şey yani böyle kıyma kıyma aslında. Evet, baharat yok, karabiber yok. Soğan çok az geliyor. Et geliyor. Evet, daha baharatsız. Şimdi yavaş yavaş hissediyorum. Çünkü az önce yoğurduyla ekmeğiyle beraber yiyince çok almadım ama şu anda tadı aldım. Yani ben sadece bu köfte de gelse hoşuma gider. Hani böyle yağmağı bulanmadan. Evet, Fahrettin Usta haklı. Şimdi eski dönemlerde İnsanlar karnını doyursun diye bu tarzda ekmek, yoğurt, yağ, et suyu aslında insanı besleyecek birçok şey var içinde. Köftenin miktarı normalde insanlara az gelebilir. 6 adet köfte var üzerinde porsiyonda. Ama buraya gelenlerin çoğu karışık 1,5 söylüyorlar. Et, köfte karışık böyle gayet doyurucu oluyor. Biz bu sefer az bitirelim dedik çünkü bugün bütün gün boyunca yemek yedik. Tam da fırsına geldin abi. Usta. Abi çok güzel sağlık. Eline sağlık. Bu kadar yemek ne? Abi işimiz bu, ne yapalım? Mecburuz. Bir tane daha var bana. Ne var? Fahret Usta, gerçekten çok lezzetli. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi az önce söyledim, sen de teyit edersen sevinirim. Şimdi böyle ekmek, üzerine et suyu, yoğurt, sos, bunları eklediğin zaman eski dönemlerde aslında yokluktan çıkma değil mi böyle bir şey? Balkanlardan gelmeyi. Balkanlardan gelmeyi. Genellikle yani bu tarz yemeklerde böyle tabii, bir besleyici olsun diye. Bu şeyden Romanya tarafından. Romanya. Yani bu Balkanlardan gelmeyi. Çok güzel. Senden önce baba mı geldi buraya? Babam. Ne zaman geldi hatırlıyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. Ben burada niye geldim? Öyle mi? Vallahi süpersin. Çok çok memnun olduk tekrardan seninle. Burada olduğun için. Sağlık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Çay söyleyeyim. Tamam. Yememiz bitiyor zaten abi. Sen bize çay söyleyebilirsin. Son bir köfte kaldı. Kimin o? Emrah vereceğim şimdi o köfteye. Onun bir ismi var da burada söylemeyeyim şimdi ben. Ona bak çay söylüyorlar. Çay söylüyor. Emrah gel. Gel. Yapıştır. Son köfteyi de Emrah'a verdik ve artık günü noktalıyoruz. Unutmadan Balaban köftenin porsiyon fiyatı da 180 lira. Etle köfteyi karışık alırsanız da 210 lira. Evet Onurcuğum, Eskişehir'in altını üstüne getirdik. Yedik, doyduk. Daha yemediğimiz birçok lezzet var. O da artık bir sonraki videoya. Evet, önümüzdeki videolarda Eskişehir'de tekrardan yer alacağız. Bu yüzden tavsiyeleriniz varsa aşağı yorum olarak yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Geldik. Güzel bir video oldu. Biz buradan başka bir şehre gidiyoruz. Onu da gene Ramazan içinde izleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu videoyu da bir beğen butonuna basarsanız ve abone olursanız, aramıza katılırsanız çok mutlu oluruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Bunlar herkese gidiyor mu? Evet. Bu porsiyonla mı gidiyor? Tabii. Tamam. Herkesi duyup gördüğünüzde öyle getirmediniz değil mi? Birazcık sistemi yapmış olabilirim sadece. Porsiyonu direkt koyuyorum. Tamam. Evet. Ha şekli, tasarımı tamam. Bize üzerinde. Şöyle. Çocuk görüyoruz. Ağzı uzaklaşmasın. Tabaklarınız ne yapmış? Teşekkürler. Sağ olun. Dur kocalı, ben giderim. Gel. İstersen poz veririz. Rahat rahat çekin. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sadece 210 lira. Yaz tamam. Elbası 210 lira. Met için 250 gramlık paketler yapmışlar. Tamam. Onun fiyatını
Öğreneyim geleyim ben. Hadi öğren. Bu kadar hazırlık yapmış abi, olduk. Metin 250 gramına kadar da 60 lira. 60 lira. Yani kilosu 240 lira. Ulan matematik canavar. Gir en baştan gir. Onur da çok sever yaz helvasını. Devam. Çaktırmayın. Zaten abi bu ama ya şimdi ben normalde leblebi boz bak. Buyurun hoş geldiniz. Onur var. İçinde kıymayla pirinç var. Hocam çok iyi tavsiye ederim. Vallahi tavsiye ederim çok iyi.